Bugün donmuş denizi görmeye ve hani mümkünse üzerinde yürümeye gideceğiz. We survive. Let's do our best. Let's go guys. Günaydın yeniden. Bugün 5 Ocak. Buraya Adana'nın kurtuluşu mu? Cidden mi? Evet. Adana'nın kurtuluşu buradan kutlu olsun. Hatta. Oha! Öylesine girmiştim lafa. Paul Peter Portres'e geldik yeniden. En son geldiğimizde burada böyle Rus amcalar yüzüyordu. Hatta güneşli bir gündü, şaşırmıştık yine de. Evet. Bugün arkadaşlarımız buza dalmaya karar verdi. O yüzden geldik. Şu an keşif yapıyorlar. We were here to ask you, how long do you think you will survive in the water? I'm going for 1 minute. I am motivated. I'm strong by mind. I will prove you wrong. If you ask you, what is your technique? My technique is slowing down my breathing, staying calm. It's a form of mediation and not screaming or panicking by the cold. Thank you, Finn. This is all, guys. Thank you so much. Bye. We have another candidate for this great experience. Challenge. Here we have Michelle. Hey, Michelle, how are you? I'm good, thanks. How do you feel about this thrilling experience? I feel great. I think it's going to be easy. Okay, Finn told us that his technique will be breathing slowly and meditating. What will be yours? Just 2 seconds. So my technique is to squash my head like that and then to go in the lake. So you plan to die basically? No, I will survive. We believe in you, Michelle. We root for you. And this is all again. Bye. So Pierre, you heard your rivals. Do you want to add something or are you that confident? No, I'm fully confident. I know that we will hold at least 30 seconds for Finn, maybe 1 minute for Michelle. Me, I will try to do like Michelle and maybe more. Maybe but more. No, it's not the challenge to hold more than 1 minute, so let's do our best and let's go, guys. Keep going inside the... Only if I let it be. Let's get in as well. He seems cold. He doesn't sound like he's been doing that for 50 years. And he's freezing heavy. Do you want to touch the water? I think it's dangerous, it's gonna slide in. Ah, yeah. No, I don't think. What? Oh, what? Hey, we shouldn't go there. Breathe, guys, breathe. Breathe! Never quit, do it right. 45 seconds. Play the game, win it life. Have no shame, there's no time. Feel the pain, with the grind. I could change, in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way. Arkadaşlar herkese günaydın. Bugün 8 Ocak 2022. 23. doğum günüm. Yani gerçekten inanılır gibi gelmiyor. 20'den sonrası böyle tık 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 sanki ayda bir yeni yaş alıyormuşum gibi ilerledi. Tabii ki çok şey değişiyor hayatımda ama sanırım doğum günlerine verdiğim önem bir tık daha azalmış. Bu sene bunu fark ettim. Bir plan yapmak için ya da böyle ekstra kutlamalara girmek için şimdi öyle bir motivasyon yok. Tabii ki hani şu an bulunduğum koşullar, en yakın arkadaşlarımın, ailemin yanımda olmaması gibi faktörler de etkiliyordur ama... Bu da böyle bir doğum günü. Kendime son derece mükellef bir doğum günü kahvaltısı hazırladım. Şaka şaka her gün aynı şeyi yiyorum.
Gerçekten hiçbir özelliği yok bunun yani. Onun dışında dün gece beer pong oynadığımız için yurtta sabah biraz hangover uyandım. Bir de sesimden anladınız mı bilmiyorum ama hastayım. Yeni yıla girdiğimizden beri hastayım aslında. Yeni yılla birlikte böyle hayatımı daha düzene koydum. Bir tempoya girmek istiyordum ama gel gör ki yılın ilk 8 günü yatarak geçti. Dora gitti, Gökay yarın gidiyor. Yani buradaki herkes gerçekten birden ortadan yok olmaya başladı. Masadan eksiliyor dostlar. Öyle ama düşününce benim de 20 günüm falan kaldı. Ve dün şöyle bir plan yaptık. Önümüzdeki hafta Murmansk'a gidiyoruz. Biletlerimizi aldık. 3-4 günde orada olacağız. Yani Rusya maceram aslında diye bile sayılabilir. Bunlar böyle hızlıca geçecek gibi geliyor. Öyle nereden girdim yine ben bu konulara bilmiyorum. Ama doğum günü sabahımda bir kamerayı açıp bugün de benim doğum günüm demek istedim galiba. Bu arada sevdiklerime kilometrelerce uzak olsam da bana o kadar güzel hissettiriyorlar ki yanımda olduklarını. Aynı şekilde YouTube'dan tanıştığım dostlarım da böyle bir sürü güzel şey yazmışlar. Hepinize çok çok teşekkür ederim güzel dilekleriniz için. Günün sürprizi şey oldu. Boris'i Berlin vloglarımdan hatırlıyorsunuzdur. Onun da bugün doğum günü ve Boris bana, daha doğrusu bize doğum günü hediyesi olarak Elif konserine bilet almış. Yani şu zamana kadar aldığım en güzel hediyelerden biri. Hem Nisan'da Almanya'ya gitmek için bir nedenim olmuş oldu şu anda. Hem de 2021 yılını ve hani Erasmus'umuzun tamamını birlikte Elif dinleyerek geçirdik. Ve böyle o kadar anlamlı ve güzel bir hediye ki o açıdan. Gerçekten inanılmaz sabırsızlanıyorum. Kendimi çok 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 şanslı hissediyorum. Çok mutlu hissediyorum. Burada talihsiz bir dönem geçirdiğimi söyleyebilirim ama yine de hem arkadaşlarım hem sizler, ailem bir an olsun yalnız hissetmedim. Şu an yine doğum günümde de bu şekilde. Böyle küçük bir aklımdakileri dökmek istedim. Şimdi kahvaltımı edip biraz dizi izleyeceğim. Sonra belki yine edit yaparım. Güncellerim ben zaten bir şey yaparsak. Bir şey yapmazsak ve çekmezsem de bilin ki huzurlu, normal bir doğum günü geçirmişimdir. O zaman görüşmek üzere. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. Arkadaşlar yeniden günaydın. Bugün 13 Ocak, Perşembe günü. Daha önceden söylediğim gibi yeni yıla girdiğimizden beri hastayım ve maalesef hani çok bir şey değişmedi. Hala boğazım ağrıyor, hala burnum tıkalı falan. Ama ne diyoruz? Sağlık olsun yine. Bu sefer gerçek anlamıyla hani sağlık olsun lütfen. Tık sıkıldım yani böyle hasta olma durumunda. Onun dışında bu aralar böyle özellikle hani Dora, Gökay falan da gittikten sonra günlerimi sakin, hani kafa dinleyerek geçiriyorum. Günlerimi meşgul eden iki tane ana şey var. Bir tanesi Almanca çalışmak. Almanca kursuna yazıldım. Öte Enstitüsü'nden B1 online derslerine başladım. Böyle güzel bir gelişme o hayatım açısından. Boş zamanım da olduğu için bayağı motiveyim şu anda. Yani hani her gün bayağı saatlerimi veriyorum Almanca çalışmaya. Aslında çalışmayı ne kadar sevdiğimi hatırladım. Yani burada böyle boş beleş bir dönem geçirdikten sonra özellikle şimdi mesela son dönem ODTÜ'ye döneceğim. Hani orada gerçekten sıkı bir çalışma temposuna girmem gerekecek. Hani hem ona da bir hazırlık olmuş oluyor. Güzel yani böyle keyifli geçiyor. Almanca'nın dışında da gerçekten mental bedensel sağlığıma ya da böyle keyfime, mutluluğuma hizmet edecek şeyler yapıyorum. Self care mi denir artık? Kendi kendimle vakit geçirmekten hoşlanacağım tarzda aktivitelerde bulunuyorum. Kısacası şöyle şeyler yapıyorum. Thank you.
donmuş denizi görmeye ve hani mümkünse üzerinde yürümeye gideceğiz. Benim için deniz ve donmak kelimeleri bir araya gelmiyor yani hani hayal bile edemiyorum. Şu an zaten tüm nehirler, göller donuk ve hani onları gördük, deneyimledik, okey. Ama denizin donabilmesi olasılığı böyle hani diyorum ki daha ne kadar ekstra olabilir? Yani denizi nasıl dondurdunuz? Birlikte göreceğiz şimdi. Öyle yani şu an bilmem kaçıncı çayımı içiyorum, boğazım belki bir tık daha iyi olur diye. O zaman şimdilik görüşürüz deyip ben çayımı içip kahvaltımı etmeye gidiyorum. Bay bay. Kendime mükellef bir doğum günü sabahında bir sabah dediğim saat akşam 3:30. Of diye dur. Of formumu sökmem lazım.